çok kıymetli genel başkanlarım, değerli yol arkadaşlarım, Çankaya'mızın çok değerli sakinleri hepinizi şahsım adına ve Cumhuriyet Halk Partisi adına saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada çok önemli bir açılış törenindeyiz. Benim açımdan en önemli tarafı benden önce hem Cumhuriyet Halk Partisine hem devletimize hem Ankara'ya çok önemli hizmetler etmiş. Hepimize emeği olan ve Türkiye'ye emeği olan bundan sonraki süreçte de varlıklarıyla hepimize yol gösterecek olan üç sayın genel başkanımın huzurunda burada kürsüdeyim. Üçüne de katılımları için ve partimize, ülkemize, hepimize yapmış oldukları katkılar için minnetlerimi sunuyorum. Hoş geldiniz efendim. Abidin Paşa Köşkü 1886'da 1893'e kadar Ankara'ya zorlu bir dönemde ünlü çok önemli hizmetler etmiş bir devlet adamının, Ankara valisi Abidin Paşa'nın adını taşıyor. Hem kendisini hem o günden bugüne Ankara'ya hizmet edenleri hem de Ankara'dan tüm ülkemize hizmet etmiş olanları aramızda olmayanları rahmetle anarak yaşayanları minnetle anarak bir kez daha saygıyla selamlamak isterim. Bu Abidin Paşa Köşkü biraz önce Sayın Sinan Meydan. Sinan Meydan öyle birisi ki olmasaydı yerine bunu kim bu kadar güzel anlatabilirdi dediğimiz Cumhuriyet tarihini Gerçekten hem çok önemli detaylarıyla hem de haklıya hakkını teslim ederek tarihteki haklı gururlarımızın halkını kalın kalın çizerek bizlere anlatan birisi. Sunumu için kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Alper Başkan değindi. Eğer burası bir sosyal demokrat belediye başkanının hizmet alanında olmayaydı Şöyle bir baktım, ya bir restoran olurdu, ya ihaleye çıkılırdı, birileri alırdı, burayı başka amaçlarla kullanırdı, ya belediye başkanı kendisine makam odasının da içinde olacağı bir çalışma alanına falan çevirirdi. Ama sevgili Alper başkanımız burayı bir milli mücadele, milli mücadele müzesi haline çevirmeyi ekibiyle birlikte düşünmüş. Sadece bir milli mücadele müzesi değil, çağa uygun bir dijital müze haline dönüştürmüş. Ben tanıtımını incelediğimde gerçekten etkilendim. Birazdan sizlerle birlikte yakından tanıyacağız. Onun için de sabırsızlanıyorum. Buraya gelmeden önce genel merkezimizde 150 tane lise öğrencisi vardı. Gençlik kolları genel başkanımızla birlikteydiler. Onlara bir merhaba demek için uğradım ve buradan bahsettim. Bir dijital müzeden inanılmaz heyecanlandılar. Bir dijital milli mücadele müzesi deyince alkış yaptılar. Oraya gideceksiniz. Bütün dokümanları dijital olarak göreceksiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir hologramıyla birlikte fotoğraf çektirebileceksiniz dediğimde gözlerindeki heyecanı görmek lazımdı. Müzecilik önemli. Aslında tabii Gözün önünde olanı görmek de çok önemli. Ama burada olamayanı dijital olarak gençlere, buranın ziyaretçilerine gösterebilmek de çok önemli. Elbette kitapla dijital kitap arasında hangisini tercih edersen derseniz pek çoğumuz o kitabın, kağıdın, hamurun kokusunu gazeteyle dijital gazete arasında derseniz elimize şöyle alıp sayfalarını çevirmeyi tercih ederiz ama teknolojinin imkanlarından yararlanarak gençleri yakalayarak ve burada çok önemli bir tarihsel süreci de dijital modern imkanlarla hayata geçirerek katkı sağlamak ve bunu bizlerin gençlerin kullanımına bahşetmek son derece önemli hizmet. Bunun için Alper başkanı, ekibini ve buna katkı sağlayan herkesi Huzurlarınızı da kutluyorum, teşekkür ediyorum. <laughs> Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tarihini bilmeyen milletler yok olmaya mahkumdur der. Bozkır'ın ortasında bir Avrupa başkenti yana, yaratmış bir büyük vizyondan bahsediyoruz. Onun partisinde siyaset yapmanın, onun partisinde üye olmanın gururunu hepimiz taşıyoruz. Birileri başka bir Ankara düşlüyor. Ankara'nın köklü kurumlarını, devletin köklü kurumlarını İstanbul'a taşıyorlar, taşımayı hayal ediyorlar. Ankara'ya burun kıvırıyorlar. Çünkü bu Ankara'nın, Gazi'nin Ankara'sı onun büyük vizyon olduğunu biliyorlar. Ve Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına duydukları husumetle, Cumhuriyet'i Cumhuriyet yapan değerlerle yaşadıkları çelişkilerle bir aşındırmanın telaşı içindeler. Ne diyorlar? Biz 150 yıldır bunlarla karşı karşıyayız diyorlar. Onlar 150 yıl önce genç Türklerden gelen Cumhuriyet Halk Partisi akımıdır diyorlar. Biz bu genç Türklerin karşısındayız. O gün bugündür karşı karşıyayız diyorlar. Ben öyle ayırmak, kutuplaşmak, çatışmaktan yana değilim. Ama Madem ki 150 yıldır onlar başka tarafta diyorlar. Evet biz 150 yıldır tek adam yerine meclisleri savunuyoruz. 150 yıldır buyruklar yerine anayasayı savunuyoruz. Biz ikinci meşrutiyet için can vermeyi göze alanlarız. Biz sevri yırtıp atıp Lozan'ı yapanların yolundan yürüyoruz. Biz Ankara fetvasını veren Ankara müftüsü Rıfat Börekçi'nin yolundan yürüyoruz. Biz altıncı filonun karşısına geçip onları denize dökenlerin denizlerin yolundan yürüyoruz. Biz meşrutiyet ilan edenleriz, meclis kuranlarız, tek adam iradesine karşı anayasa yapanlarız, rejime kasteden anayasa değişikliklerine karşı halkın iradesini, toplum sözleşmesini savunanlarız. O yüzden 150 yıldır yürüdüğümüz yoldan da, peşinden gittiklerimizden de, kurduklarına sahip çıkmaktan da çok memnunuz. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi diyoruz. Ben sevgili Alper Taşdelen ve önceki hem kıymetli sunum hem de video anlatımları olmasaydı Alper Başkan 10 yılda buralara neler yapmış biraz değinecektim. Soğuyan havayı da göz önüne alarak oradan geçiyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partili belediye ne demek derseniz önce dürüstlük demek, temizlik demek, şeffaflık demek, halka hizmet demek, rant yerine rantçılık yerine halkçılık demek. Elbette müze demek, elbette yeşil demek, orman demek, insan demek, sosyal danota alanlarına önem vermek demek, parklara, bahçelere önem vermek demek, sosyal yardımlara önem vermek, halkçı belediyecilik yapmak demek. Sadece sahip çıkması gerekenlere yapması gerekenlere yapmak değil, örneğin eksik kalan bir caminin temizliği, bakımı, okulun boyası demek geçim derdinde olanlara önemli sosyal yardımlar yapmak demek. Dün genel merkezimizde bine yakın emekliyle birlikteydim. Sayın genel başkanımıza çok selamları var emekliler. Kendilerini hep gündemde tuttu. Kimse onları düşünmezken tabii birer emekli mi maaşı boyutunda diyordu. İleride CHP iktidarında bu mutlaka olacak ama bayram ikramiyelerinden onların her sorunlarını dile getirdiğinden dolayı Sayın Genel Başkanımıza çok selam söylediler. Bir teyze konuşurken birden dedi ki Allah o Mansur yavaş'tan razı olsun. En zor günümüzde donuyorduk. Doğalgaz verdi. 500 lira olmuş et. Her ay bize et dağıtıyor. Sıkıntıya düştüğümüz yerde kartımıza para yatırıyor, bize sahip çıkıyor dedi. Ben hem Alper Başkan'la, hem Adem Başkan'la, hem Mansur Başkan'la, hem çok kıymetli yeni mahalle belediye başkanımızla hepsinden gurur duyuyorum. Ama herkese diyorum ki bir düşünün insanlar nereden nereye gidiyorlar? Nerenin hayalini kuyuyorlar? Göç alan, kentler, ilçeler Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminde insanların göç edip ayrılmak istediği yerleri başkaları yönetiyor. Peki herkesi Çankaya'ya getirebilir miyiz? Herkesi yeni mahalleli yapabilir miyiz? Herkes karşıya kadar Kadıköy'de oturabilir mi? Olmaz. Ama 31 Mart seçimlerinde eğer Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine oy verirseniz böyle Halkçı Belediye Başkanları ve bu kadar güzel hizmetler sizin beldenize, ilçenize, şehrinize gelebilir. Onun için de yapılması gereken Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyecilik anlayışına sahip olacak olan belediye başkan adaylarımıza Anadolu'nun dört bir yanında 976 ilçede 81 ilde oy vermektir. Biz her birisiyle gurur duyuyoruz. Bütün adaylarımıza kefiliz. Ayrıca ilk kez Cumhuriyet Halk Partili olacak belediyeler mevcut başkanlarımızın deneyimlerinden yararlanacaklar. Kardeş belediye uygulamalarından yararlanacaklar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Avrupa'daki, dünyadaki siyasi akrabalarının yönettiği kentlerle kardeş belediyeler olacaklar ve o kentler çok kısa zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği bu güzel kentlere benzemeye başlayacak. Böyle yeşil, böyle huzurlu, böyle dayanışma içinde kentler için tüm yol arkadaşlarımıza desteklerini bekliyoruz Türkiye'deki tüm seçmenlerimizin ve seçmenlerimize, vatandaşlarımıza, bu güzel hizmetleri yapan tüm belediye başkanlarımıza geçmişte onları göreve getiren Cumhuriyet Halk Partisi'nin başta genel başkanları yöneticilerine ve onlarla birlikte dayanışma içinde mücadele eden tüm Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne teşekkür ediyorum. Böyle güzel hizmetlerin artarak devam edeceğinin müjdesini veriyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.